5 yılı aşkın süredir siyasi rehine olarak cezaevinde tutulmama rağmen halka karşı duyduğum sorumluluğun gereği olarak zaman zaman düşüncelerimi kamuoyuyla paylaşıyorum. Değerli arkadaşım, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu uzun uzun anlatmaya gerek görmüyorum. Yaşananların zaten tanığı, bir yönüyle mağdurusunuz. Bulunduğunuz yerden bir arayış, bir çözüm umudu yaratma çabası içinde olduğunuzdan da eminim. Bununla birlikte karşımızdaki zorbalığın elinde tuttuğu ve çılgınca kullanmaktan çekinmediği gücün yarattığı tehdidin de farkındayım. Bu durumla baş edebilmek için yürütülen özverili mücadeleleri de görüyor, takdir ediyorum. Ancak içinde bulunduğumuz kritik sürece ilişkin yeni şeyler söylemenin önemini vurgulamak, bu doğrultudaki düşüncelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Elbette hiçbirimizin elinde sihirli değnek yok. Ülkemizin içinde bulunduğu kaos ve sürüklendiği çöküşten çıkışın biricik yolu farklılıklarımızla birlikte ortak akılla hareket etmektir. Aynı denizde buluşan ayrı nehirler olarak akmak bir zaaf değildir. Demokrasinin gücü ve güzelliğidir. İktidarın en çok çekindiği ve engellemeye çalıştığı şey de budur. Bu nedenle kesintisiz bir kirli propaganda çalışması yürüterek başta HDP olmak üzere tüm muhalif kesimleri düşmanlaştırmaya, kriminalize etmeye çalışıyorlar. Sevgili dostum, 2023 yılında Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girilirken ne yazık ki bir kez daha Kürtler, Aleviler ve farklı inanç grupları başta olmak üzere önemli toplum kesimlerinin ve sol sosyalist güçlerin sürecin dışında tutulmaya çalışıldığını gözlemliyorum. Bunun bir nedeni iktidarın hedefi haline gelmenin yarattığı, Çekingenlik olsa da asıl nedenin sorunlara geçmiş kodlarla yaklaşmak olduğu düşüncesindeyim. 10 milyonları bulan nüfuslarıyla eşitliğe, özgürlüğe, hakkaniyetli bir yaklaşıma her halk, her yurttaş kadar layıktırlar. Tüm baskılara ve akıl almaz zorlamalara rağmen Kürtler halen birlikte yan yana yaşama taraftarıdır. Bugün Türkiye'de iddianameler ve ceza kararları dışındaki tek bir belgede Kürt sözcüğü geçmez. Yani 20 milyon Kürt resmiyette yoktur. Yüzyıldır üstü çizilmiştir. Bizim de ısrarla altını çizmemizin nedeni budur. Kürt sorununun çözümünü sırf ben Kürt olduğum için değil, bu sorun çözülmezse ülkeye demokrasinin gelmesi mümkün olmayacağı için çok önemli görüyorum. Kürt sorunu dahil tüm temel demokrasi sorunlarında beklentimiz seçim döneminde nihai çözüm sağlanması değil elbette. Çözüm bir süreç ve kapsamlı bir demokratikleşme işidir. Ancak daha en baştan ortaya konulacak tutum hem seçmenin kaderini belirleyecek hem de seçimler sonrasında gerçek demokrasinin ve büyük barışın önünü açacaktır. Bu anlamıyla Kürt sorunu demokratik tutum açısından bir turnusol niteliğindedir. Bizler Kürt siyasetçiler olarak sorunlarımızı diyalogla, müzakere yöntemiyle barış içinde çözmek için gayret ediyoruz. Eksiklerimizin hatalarımızın olduğunun farkındayız. Bu çerçevede her zaman öz eleştirisel bir tutum sergilemekten hiç geri durmadık. Önemli olan çözümün önünü açmak, demokrasi mücadelesine katkı sunmaktır. Derdimiz bir suçlu bulmak, birilerini sorumlu tutmak değildir. Bununla birlikte tüm siyasi kesimlerin geçmişle yüzleşmelerini ve öz eleştirisel yaklaşmalarını da bekliyoruz. Bunu önemsiyoruz. Sizin de paylaştığınıza inandığım ortak hayalimiz olan gelecek Türkiye'sinde teklik değil, çok kültürlülük, çok dillilik var. Tek adam yerine çoğulculuk var. Bizim hayalimizdeki Türkiye çiçek bahçesi gibidir ve herkes kendi kimliğiyle, inancıyla, yaşam tarzıyla özgürce yer alır bu bahçede hepimizin kendimiz kalarak bir olması vardır. Tek ırk değil tek yürek olmaktır hayalimiz. Silah, çatışma, kan, gözyaşı yoktur. Onurlu barıştır hayalimiz. Hayallerimizi paylaşan herkese yan yana durabilmeliyiz. Biz bunda kararlıyız. Cesuruz, samimiyiz. Hücre arkadaşım ve Diyarbakır halkının %63 oyuyla belediye başkanı seçilmesine rağmen 4 ay içinde görevden alınarak yerine kayyum atanan, yetmezmiş gibi bir kumpasla hapsedilen, Doktor Adnan Selçuk Mızraklı'nın da içten selamlarını iletiyorum. Dostlukla. Selahattin Demirtaş, Edirne Cezaevi. Bağımsız yayınlarımızın devamı için dürüst bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.